Hey guys, welcome to another Draken Sang online guide. In this one, I'm gonna show how to farm rune dust to improve my runes. As you may have known, with the Dark Legacy update you can get rune drops from mini bosses. But keep in mind that they only drop from infernal and onwards difficulty, which means infernal. Merciless and Bloodshed. The most ideal one, the most fastest one is Infernal because the drop rate is, I think, pretty much the same. So we should go for the lowest difficulty, which is Infernal in terms of rune drops. Every rune that we drop, if it's a defensive rune like this one, it will give you 1250 rune dust. If it's an offensive rune, it will give 1500. If it's a wisdom rune or material rune, for example, like this one, it only gives 125. Unfortunately, so we don't want to drop a material or wisdom or rune of insight, which is uh, I don't have any. I think I melted all of them. Anyway, so I have a few maps that you can use. I actually looked most of them. To find the best maps to farm runes, basically, you should aim for a map that has lots of mini bosses, alright? And they should not stun you or something like that because they will slow you down. So, the first map that I'm gonna show you is uh, Crypt of Kings. We will enter their infernal. You cannot drop on Excruciating, for example, or Fatal. You have to enter at least Infernal. So we will go there. The reason I selected this map is that some of these uh, parts have three bosses, and you can get like up to 15 bosses in just one map. So it's a really good one, and it is easier actually. In terms of more bosses, I have another very good map, but unfortunately, it is a little hard to clear that map because. You can get stunned, etc. So I will show it anyway. So basically, we will here just kill bosses, uh, mini bosses. I mean, we should ignore all about the uh, normal monsters because they don't drop any any uh, rune. Try to run as fast as possible and try to kill as fast as possible. As you see, we have four mini bosses in just a small area here which is really good which increases our chance to get a rune most of the time by the way in just uh you will get one uh, rune drop uh, in um, each two runs total runs so it is not a bad um way of farming because runes are very important and you can easily improve your runes with that as you see we drop a uh, float gems unfortunately be but uh, i hope it will be fixed because it is a bug we should get a uh, higher rarity gems hopefully next patch i think because of the pandemic and uh, because of the christmas uh we don't get much patch. I mean as fast compared to normal situations. So because of that we will have to wait a little. I think the next patch will be in January. Anyway, as you see I just ignore all of the mobs. And we have a little miniboss here. As you see, I uh, double armor break with uh, if you know Ranger or if you are playing Ranger. I just maxed uh, this hunting trap skill and explosive arrow. Let me show you my talents. I will also uh, do a talent video, by the way, but uh it is a little bit complicated and it requires much more testing. But if you are wondering which skills I'm right now using, these are the skills I am using. So let's continue farming. I think in this round we won't get any rooms, but it's okay because they don't take that much time. Uh, by the way, if your character is not that strong or if you started recently, you can always enter here with a party. I mean, at least two members and. It will probably be easier than solo farming. So, here I'm just gonna reset or uh, change the map. So, if you want to uh, do only this map, you can go to the city and a city and enter here again. I started here and entered this section because we have three at least three minibosses here, and then uh, walk th there and here. You don't have to go there because. Uh, it is almost empty. So go there. And then here. And then here. After that, reset. So this was the first example. First map. So the other one is in Northland Eternal Watch. We're gonna enter Infernal again. This map is also quite big and lots of mini bosses. And we can just easily jump to you know, uh, fast farm, which is also a, an advantage. Here we have another one. Come here. The thing is, when you are farming wisdom, uh, sorry, rooms, is that sometimes you can get up to three rooms in like one uh round but sometimes even if you do like 3 or 4 uh, four runs you won't get any it is just a uh, unlucky i guess uh the best part of that map is we have six bosses here i'm just uh most of the time i just kill those six mobs and then reset because the rest of the maps is pretty much the same with the entrance of the map so yeah so uh, after this section i just uh, i generally reset but if you want to do the rest of the map you can but uh, i just don't you know so i'm just gonna show the third map which is my favorite and probably the best one uh, it is Temple Sector. Let's enter, and you will know why it is the best map for farming runes. But it has some disadvantages. In this map, there are so many annoying um, monsters. So, if you have this pet, which reduces the Satan effect on you by 40%, it is really useful here. You can use this one, but if you don't have, it is not a huge uh, problem. You can still do it. So I'm gonna use it to reduce the stun effect. uh Here, this map, we have like I think 20 to 25 minibosses, which is a quite high uh, miniboss amount. And uh, you know, most of the time you will get one rune each run which is a quite uh, i think good drop so let's just try and find our runes as you can see they instantly stun so yeah you should be careful we have some skills in every classes that we can free from any debuff but unfortunately they are not working either which makes it even harder to farm as, as you can see we we have found the first drop it is a i think mana regeneration run which is quite good run in my opinion uh, if you follow my previous videos for example i bought like three of them at the first farming phase of the content expansion so yeah and also I think they are uh, counted as offensive runes, so let's check. Yeah, as you can see, it gives much more rune dust if you green them. As you see, there are lots of mini bosses here, but the downside of them is that they stun all the time. Here, another three, which is quite good. as you have noticed i started from there to like this and then entered here and cleared there so uh, after that i will go on like this and turn left and then clear here and i'm gonna finish the run here so it will be full clear because uh, on the each corner or in the uh, on the each uh, section you will get at least three mini bosses. Sometimes you'll get like, I don't know, five. So it is a really nice map to farm runes in my opinion. Most of the time I am farming runes here, by the way, if you are wondering. So I think it is the best one for uh, farming runes, but uh, sometimes it can be <laughs> really annoying because you cannot free from the you know the satan effect other than that it's a great map i think i just forgot to forgot to open the game music i think it might be better with in-game sound so sorry for that the problematic part of that map is for rangers you cannot use trap on those lobsters because they are too big, and you know, uh, hunting traps hitbox is very small. Uh, the same thing goes for uh, global bosses as well. So, I hope they will enlarge or increase the hitbox of hunting traps so that we can use it on these big mobs like lobsters or bosses like Arachna, etc. So, the last part is here as i said most of the time you will get one run sometimes you can get two but uh, sometimes you won't get any so keep in mind that because it is uh, completely random so we have another three minibosses here and okay we can reset now um, the map is done so uh, sometimes I mix up with, for example, if I enter there and instead of going to the town, I just go to the Eternal Watch, for example, to make it uh, even more efficient because you will have to, you know, wait for the connection on, you know, entering and out from the city, etc. So you can do that as well. Another map that I will show you is. Wilhertz Caverns. It is a great map, and I am actually happy that they turned it into you know hard dungeon before hundred level. I mean, uh, it was only normal difficulty, so we couldn't enter and farm there. Same goes for uh, Crypt of King map. This map's advantage is we have these mobs in like seven or seven or six of them, I guess, in the total map. Uh, and they are actually quite close to each other so you don't have to run that much, and you know they can be easily stunned or like not that hard you know they don't stun you etc unlike in the temple sector so as you see I'm just keeping all of the normal mobs again because they don't drop runes. Another one here. And after that, we will go into the center here. And after that, we will reset. If you want, you can go all the way here and kill the leader boss. But unfortunately, the road is almost empty so you will have to you know run a lot i think i should just show it so that you can see there are almost no mini bosses in the way there's nothing here again empty here we have one and this is the leader but it doesn't actually matter that much if it's leader or standard miniboss as far as i see the drop rate is pretty much the same you don't have to walk all the way here when you clear here the minibosses i mean you can just reset you don't have to go here you can also go tegan sanctuary but it is not that great anymore but if you like that map why don't you should just go for it I mean it's completely fine uh, other than that uh fox map is not also not that bad but uh not the best one in my opinion stone keep also uh, not bad but uh not the best one as a, again I think other than that um great desert is also also not bad by the way we have because it is a small map actually and it has lots of mini-bosses. So if you like farming in desert, uh, you can go for it because it's that map is also has substantial amount of mini-bosses. And it's actually resets but uh, yeah, it resets slow. So you might want to go to the city and come back here again to save some time so most of the time we have uh, in this area lots of minibosses here we have a few and then we have i think two or three here as you can see after that you can also go to the middle and reset Because that map is small and not that uh, high amount of minibosses, most of the time you won't get rooms in each run because very few minibosses compared to big maps like Temple Sector. So the last map that I will show you is also a good map, but uh, for some of you it might be harder because it is a parallel world map. Uh, the first map of Q9 is actually a great way of farming runes as well. The reason is that you can spawn lots of minibosses if you don't do the parallel world quest. I mean, the collection of five seal fragments. We won't collect them to get uh, much more minibosses to spawn. You will uh, get what I mean when I show it. So. Let's try our luck. Here you can kill it from afar to not uh, get the uh, quest. We don't want to get that because, as I said, we want to spawn as more minerals as possible. So again, no drop. We might as well try to kill the you know the leader boss here but unfortunately for uh, ranger it is really hard to kill because as you see i just can't uh, stun him easily or armor break him easily maybe i can do it now but i have to wait you know even if i use it from here you know it doesn't activate it so yeah again we try and as I said, this is a waste of time, you don't have to kill it, try to kill it, and it is a hard boss anyway, so you just, after coming here and uh, spawning the last miniboss, you just, you can just reset instead of killing this leader boss. Anyway, um, I think I just showed the best possible maps to farm. If you don't mind uh, stunning, getting stunned from lots of mobs, I think the, the best map to farm runes is Temple Sector. But if you find that map a little hard, I think the second best one is Crypt of Kings because you can easily dodge the uh, monster skills here. I think the third best one is Eternal Watch. But also this map is also not bad. So if you just board and try to find some alternatives, as I said, Wilhert's Caverns is, is nice. Uh, you can try Te Tegan Sanctuary. Also great desert. So lastly, before closing up the video, uh, some people think that. Upgrading runes first uh, would give you more rune dust, but it is not true. Uh, you should always transfer your runes to rune dust with the first tier, you know, the lowest tier rune. Because as you upgrade them, you will lose some of the rune dust. As I said, it might be hard for you, but you can always go there with a party and friends etc it will probably easier and also last tip for make it easier if you have a 55 or 60 level friend uh, you can enter there and the uh, monsters will be very very easy i think it is uh, also a nice great tip so i will try to show it as well to you know Try to uh, invite a random 55 level guy, and you will see that the uh, the monster level will be drop significantly. So I'm just gonna invite some of them randomly, and some player just accepted the uh, invitation. Thankfully, hey, let's go Crypt of Kings Infernal here we have 150 uh, monster level because infernal difficulty is plus 20 of your character level so hopefully he enters in so the most ideal way is to find 55 to 60 level character and it will lower the uh, monster level much more compared to for example 77 level here the system will do something like this 100 and plus 77 and then divide the number to 2 so something like that it just add up all of the character levels and then divide the total character number it took time to explain a little bit because i think most of the players don't know this so he entered and as you can see, the character, the uh, monster level dropped to hundred and eight, and it is much more easier compared to hundred and twenty level monsters. So, the as I said, the most ideal way is to find a fifty-five to sixty level uh, character. In this way, they will, you know, farm easy XP, and then you can farm easy uh, runes so it is a win win situation here we got another uh, the second rune drop as you can see sometimes it is uh, hard to realize them on the ground so you should always press control button on your keyboard to easily distinguish the uh, rune drop as you see it is a white colored so sometimes it might be hard to distinguish let me show you a defensive uh, how much the defensive rune gives amount of rundas as you see uh, it is that amount and the offensive one is this so thanks for watching and see you on the next video Selamlar arkadaşlar. Bir süredir konuşmalı böyle muhabbet tarzında bir video yapmıyorum galiba. Bu videoda nasıl run kastığımı ve sizin de nasıl yapacağınızı en iyi haritaları ve bunun ufak birkaç çok fazla kişinin bilmediği diyelim. Çok az kişinin bildiği deyince böyle sanki kendimi övmüş gibi oluyorum. Her neyse. Çok fazla kişinin bilmediği bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Hatta oyunda çoğu bir oyuncunun gördüğüm kadarıyla yerden run'un düştüğünü veya ne duruma göre düştüğünü, hangi zorlukta düştüğünü bile çoğu kişi bilmiyor. Aslında bunun sebebi de oyunun herhangi bir yama notu veya bu tarz bir şey bilgisini vermemesi. Oyuncularla bunu paylaşmaması. Bu tabi hoş bir şey değil. Yani bir oyun yönetiminin bu tarz bilgileri oyuncularla paylaşması gerektiğini düşünüyorum. Daha profesyonel ve daha büyük çapta oyunlara bakarsanız ne kadar ayrıntılı yama notları paylaştığını görebilirsiniz zaten biliyorsunuzdur yani. Her neyse ee, uzatmadan başlayalım. Aynı zamanda zaten farm yaparken de konuşayım. Böylelikle hem video sıkıcı olmaz hem de göstererek anlatmam muhtemelen daha sağlıklı olacaktır. Şimdi ben çoğu haritayı denedim bu arada. En başta şu bilgiyi vererek başlayalım. Rünler cehennem ve üzeri zorluktaki herhangi bir haritadan düşüyor. Ancak sadece mini bosslardan düşüyor. Yani hem mini boss olmalı kestiğiniz yaratık hem de cehennem ve üstü zorluğa girmiş olmanız gerekiyor. Yani bu ne demek? Cennet üstü girdiniz. Normal yaratıkları komple atlıyorsunuz. Size hiçbir şey vermiyorlar ve vakit kaybı tamamen yani. Doğrudan mini bossları hedef alıyorsunuz. Mini bossları temizleyip çıkıyorsunuz seri. Bunda hızlı olmak önemli. Çünkü ne kadar hızlı olursanız aynı süre zarfında o kadar fazla ürün toplamış olacaksınız. Önerdiğim haritaları göstereceğim sırayla. 5-6 tane map göstereceğim. Aynı zamanda göstermeyip de adını anıp bunları da deneyebilirsiniz diye birkaç tane de map listeleyeceğim. Bunların hepsini deneyebilirsiniz. Sıkıldıkça değiştirebilirsiniz. Kafanıza göre dediğim gibi hangi map'i map'te oynamayı seviyorsunuz. Aynı şekilde cehennem modu aslında çoğu oyuncu için zor bir mod. Yani bundan belki birkaç hafta öncesine kadar bana bile zor geliyordu. O kadar hani eski bir hesap olmasına rağmen. Bu yüzden de bunun çözümü birkaç tane çözüm var. Birincisi partiyle girmek. İkincisi de kendinizden düşük biriyle birlikte partiye girmek. Bu çok fark ettiriyor. Onu da göstereceğim zaten videonun ilerleyen kısımlarında. Şimdi ilk haritamızla başlayalım. İlk haritamız birçok kişi de biliyor bunu aslında ama yine de biz de gösterelim. Kral mahzeni cehennem. Tabii ki e, cehennem girmemizin sebebinden bahsettim. Çünkü ölümcülde veya eziyetli de yani daha düşük zorluklarda düşmüyor. Bu yüzden düşen ve en düşük en hızlı kesebileceğimiz mod olan cehenneme giriyoruz her zaman. Yani Infernal'a. Bu haritayı şöyle temizliyorum ben. Şuradan şöyle. Burada 3-4 tane mini boss var. Şurada bir tane var. Buradan sonra aşağı iniyoruz. Şurada bazen bir tane oluyor. Şurada 3 tane var yine aynı şekilde. Ardından doğruca şuraya gidiyoruz. Burada da 3 tane var. Burada da 2 tane var. Yolda bir arada mini boss denk gelebiliyor. Onları da kesiyoruz. Yani bir Sanırım bir 15 mini oluyor bir haritada. Bunların türü bu arada pek fark etmiyor. Yani mor renkli gördüğünüz gibi burada king boss yani lider. Aynı şekilde bunun muhafız olanları var ya da işte yeşil renkli olanı var, mavi renkli olanı var. Renklerinden söylersem daha anlaşılır olur muhtemelen. Ee, onlar arasında gördüğüm kadarıyla drop farkı yok. Yani hepsinden aynı miktarda rün düşüyor diyebilirim benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü bunun da bilgisi paylaşılmadığı için sadece test ettiğimi söylüyorum yani. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla droplar aynı. Yani bu yeşil renklerle bu mor renkler arasında rune dropu açısından bakarsak bir fark ben görmedim. Gördüğünüz gibi e, haritada epey bir boss var ve sadece mini bosslara odaklanıp fazla vakit kaybetmeden hemen düşene bakıyorum. Sürekli elim kontrolde bu arada. Çünkü rune beyaz renkli düştüğü için yerde ayırt etmesi ve Görebilmesi bazen zor olabiliyor. Buna da dikkat edin. Çünkü yerde düşüp de e, toplanmamış olabilirsiniz şimdiye kadar. Çünkü e, zor ayırt ediliyor. Dediğim gibi beyaz renkli yani. Ve yerde de hani çok dikkat çekici bir e, görünüşü yok. Hani ufak bir taş gibi görünüyor. Yamuk bir taş gibi falan. Burada gördüğünüz gibi okçudan falan da ufak bahsedeyim. E, çift hızır kırıyorum. E, bu arada ufaktan yeteneklerimi de göstereyim. Yeteneklerle ilgili büyük ihtimalle video yaparım. Ancak benim gördüğüm kadarıyla korucuda çok fazla bir alternatifiniz yok. Yani işte ne bileyim büyücüden örnek vereyim. Mesela şimşek kullanıyor duruma göre buz kullanıyor. Yani komple buz skill'lerini kullanabiliyorsunuz. Komple şimşek skill'lerini kullanabiliyorsunuz. İşte komple ateş falan filan. Korucuda ama maalesef öyle bir şey yok. Yani çünkü çok sabit skill'ler kullanıyorsunuz maalesef. Çünkü çok fazla çöp skill var benim gördüğüm kadarıyla. Her neyse. Şu an dediğim gibi çift zırh kırıyorum. Patlayıcı oku fulledim. Aynı zamanda e, tuzağı fullledim, Tuzak da zırh kırıyor artık biliyorsunuz. Ya da oyunu takip etmiyorsanız onu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi üst kısım kaldı. Üst kısmı da keseceğiz. Gördüğünüz gibi atlıyorum komple haritayı. Burada da yolda bir tane şansımıza denk geldi. Burada da iki veya üç tane olması lazım. İki tane varmış. ve burada tur bitiyor. Buna daha fazla vakit kaybetmeyin. İsterseniz mesela şehre gidin yani reset atın. Tekrar buraya girin. İsterseniz de ikili map yapabilirsiniz. Ben çünkü mesela birden fazla harita göstereceğimi söylemiştim. 5-6 harita içerisinden istediğinizin arasında git gel yapabilirsiniz. Örneğin mesela e, Villers mağarasını göstereceğim. Bu iki harita arasında gidip gelebilirsiniz. Şehre gidip tekrardan beklemektense. Yani buradan mesela ben ne yapabilirim? Buradan direkt olarak şehre gitmektense ikinci göstereceğim ikinci map olan Wilhers mağaralarına gidiyorum yine cehennem zorluğunda. Bu haritanın e, güzel yanı da bunlar bu arada fark etmişsinizdir eğer 55'te oynadıysanız en yani son oyunu. Bunlara yüksek zorlukta girilmiyordu bu haritalara yani şuradaki haritalara. Mesela yeraltı mezarları atıyorum. işte bu girdiğim gibi Vilers mağarası falan artık ama bunlara e, tüm zorluklarda girilebiliyor. Bunu beğendim açıkçası çünkü ben eski haritaların görünüşünü ara dünya haritalarına tercih eden birisiyim. Bence çok daha güzel görünüyorlar ve iyi dizayn edilmişler ee, Ara dünya haritaları böyle üzerine biraz makyaj yapılmış Saçma sapan bir Görünümdeler gibi geliyor bana hiçbir zaman da sevmedim yani Açıkçası söyleyeyim bunu O yüzden bu haritalarda farm yapmayı Ben açıkçası Sevdim Belki oyun e, şu anki yamanın iyi olan birkaç tane şeyinden biri çünkü çok az iyi şey var <laughs> bunun Sebeplerini oynayanlar biliyordur zaten ama Eee Oyunu oynamayıp da videolarımı takip eden ciddi bir kesim de var. Onlara da bir ufak özet geçeyim ve Yama ile ilgili yorumlarımı da söylemiş olayım. Madem farm yaparken hem dediğim gibi muhabbet tarzında olsun istiyorum videoyu. Yama'da çok fazla hata var. Yani bug var. Yeteri kadar test edilmeden gelmiş. Yani aceleye gelmiş. Kim niye bu kadar acele etti onu da anlamış değilim. Yani hiç kimse sizden istemedi ki zaten. Hızlı olsun hatalı olursa olsun. Hiç kimse böyle bir şey istemez zaten. Hiçbir oyuncu istemez. Yani e, gerekirse 2021'e kalmış olmalıydı. Ama hatasız gelmeliydi. Yani bu hiç profesyonelce olmayan bir davranış. Zaten oyunun oyuncu kitlesinin düşük olmasının ana sebeplerinden biri de bu. Yani bu adamlar büyük ihtimalle ya oyuncularını ciddiye almıyorlar ya da işlerini mi ciddiye almıyorlar artık bilemiyorum yani. Hani sallıyorlar yani amiyane tabirle. Her neyse dediğim gibi oyunda çok hata var işte ufak tezgah hataları var işte drop çok kötü en büyük hata o zaten yerden doğru dürüst bilgi düşmüyor. Yerden çok düşük seviye taş düşüyor. Onun dışında yaratıklar çok zor. Skiller yanlış çalışıyor. Bazıları hiç çalışmıyor. Hani <laughs> say say bitmez yani. Bunlar direkt şu an aklıma gelen şeyler ve ne kadar devasa şeyler olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ya bunlar yüzünden mesela PvP çok kötü durumda vesaire vesaire. Her neyse bu haritayı da bu arada dikkat etmişsinizdir e, ben konuşurken umarım dikkat etmişsinizdir. Yan yana çok fazla mini boss var şu yeşil renkli olanlardan. Dediğim gibi bu mini boss olması yetiyor renginin önemi yok. E, bu bunların hepsinden rün düşme şansı var. Bu haritanın güzelliği de dediğim gibi e, sizi stanlayan bir yaratık yok atıyorum yavaşlatan bir yaratık yok. Onun dışında haritanın kendisi güzel. Fera falan. O yüzden açıkçası benim sevdiğim bir harita. Ama tabii ki mini boss doluluğu ve en iyi harita olarak bakarsak aslında en iyisi değil. Ancak güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse bir 10-15 saniyede bir mini boss karşımıza çıkıyor. Fena değil. Burada ben genellikle şöyle yapıyorum. Bu şu orta kısma girdikten sonra Üstlere gitmiyorum çünkü bu yol genellikle komple boş. En sonda bir ya da iki tane oluyor. O kadar yolu gitmeye pek değmiyor. O yüzden ortadaki çıkacak olan bir veya iki tane mini boss'u da temizledikten sonra reset atacağım. Yani haritadan çıkacağım ve bir diğer önereceğim haritayı göstereceğim. Şimdiye kadar bu arada rün düşmedi maalesef. Ama drop aşağı yukarı bu şekilde yani, yani benim şanssızlığım falan değil. Ancak düştüğünde sonuçta bir tane rün 1250 toz veriyor. Bu şekilde saatlik 8-10 tane rün düştüğü oluyor diyebilirim. Hızlı olursanız aynı şekilde hani vakit kaybetmezseniz falan sadece mini bossları odaklanırsanız. Bu da açıkçası güzel bir rakam yani rünleri hızlı bir şekilde yükseltmenize sağlıyor. Her neyse harita bitti. Bundan sonra resetliyorum. Diğer göstereceğim harita Büyük Çöl. Gerçi bunu göstermeyeyim. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben daha az bilinen ve Özellikle beğendiğim haritaları göstereceğim. Bunlardan birisi sonsuz nöbet. Bunun sebebini de girdiğim zaman anlayacaksınız. Çünkü haritanın belli bir kısmı var. Orada 5-6 tane birbirine girmiş mini boss duruyor. Ya yani bu kadar sıklıkta bu kadar çok mini boss olması çok güzel bir şey. Bir artı yani. Ve aynı zamanda haritada kolaylıkla hareket edebiliyorsunuz. Çünkü bu gördüğünüz kenarlardan atlanabiliyor karşıya. Bazen tuzağım yanlışlıkla başka yaratığa gidiyor. O yüzden yavaş kesiyorum falan. Bunu iyi de getirmek lazım. Okçuyu oynamak aslında biraz zorlaştı diyebilirim. Eskiden patlayıcı atıyordun. <laughs> İşine bakıyordun yani. Bir şey yapmana gerek yoktu. Yani çok değişti diyebilirim oynanış. Evet, ilk ürünümüzü aldık. Hemen şurayı bir birazcık temizleyeyim ki daha rahat görelim. Şu mini boss'u da keseyim. Şöyle görünüyor. Hemen göstereyim. Bir taş gibi falan. Ee, sıkıntısı dediğim gibi beyaz renkli olduğu için sürekli olarak eliniz kontrolde olsun ki kaçırmayın yani. Çünkü gözden kaçabiliyor. Hemen bakalım. Bunları ben bu arada daha önce düşürmüştüm. Ama şu yeni düştü yani. Şu direncin bir tanesi. Hemen bakalım kaçının tozu veriyormuş. 1250 veriyor. Bu şunu da belirteyim. E, defansif olan rünler 1250 verirken ofansif olan rünler de işte hasar, hareket hızı, kritik, işte mana yenilemesiler 1500 küsür veriyor. Hatta şunu da belirteyim bilgi rünü ve materi rünü işte tecrübe puanı rünü de 125 veriyor. Ancak bu aslında düşündüğünüz zaman mantıklı. Çünkü bu bu şu anlama geliyor. Bu çok hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde yükseltebiliyorsunuz anlamına geliyor. Ve yani eğer mesela leveliniz 100 değilse diyelim. Bu yükseltince haliyle yani kolay bir şekilde yükseltip daha hızlı level alıyorsunuz. Veya materi lazımdır bilgi lazımdır. Ha bu arada bu oyunların buglarından bahsetmişken. Bilgi, bilgi ürünleri de büyük ihtimalle doğru dürüst çalışmıyor ama her neyse düzeltilince en azından iyi kasarsınız diyebilirim yani. En azından onları ürünün tozuna çevirirken kötü ancak geliştirirken bu bize bir artı sağlıyor. Evet bahsettiğim yer burası bu arada. Gördüğünüz gibi yolda karşıma gelen mini bossları kestim. Fazla vakit kaybetmeden buraya geldim. Buradan sonra yine resetleyeceğim çünkü haritanın geri kalanı bu ilk girdiğimiz kısma benziyor yani çok avantajlı bir şeyler yok. O yüzden de bu bölgeyi temizledikten sonra yani bu 6 tane minibos kestikten sonra çıkacağım. Bir şey atmadı. Şansımıza küselim. Ve şimdi gelelim benim en sevdiğim ve belki de en iyi rün farmı için ideal olan haritaya. Tapınak bölgesi. Bunun sebebi bu haritada inanılmaz fazla mini boss var. Yani 30 tane falan var herhalde. Saymadım ama 30'dan bile fazla olabilir. Bazen yan yana 3-4 tane mini boss oluyor ve çok yakın aralıklarda. Bu haritanın tek dezavantajı yaratıklar sizi sersemletiyor. Günlük geldi bu arada. Ne diyorduk? Sersemletiyor. Bunu şu şekilde engelleyebilirsiniz. Şöyle bir e, Gnob'dan alınıyordu bu önceden ya da pinyata etkinliğini yapmışsanız ondan da düşürmüş olabilirsiniz. Bu pet sayesinde üzerinizdeki stanların süresi %40 azalıyor. Bunun bir de bir kardeşi var. Onu da gösterelim. Şu o da premium dükkanında satılıyordu. Bu da %10 HP veriyormuş, bir de %20 azaltıyor bu. Yani bu stun için şu daha iyi. Bu haritada bu peti kullanacağım ben kritik yerine. Ama yoksa da çok büyük problem değil yani devasa fark yaratmıyor. Ancak elinizde varsa bence bu peti kullanın bu haritada farm yaparken. Çünkü göreceğiniz gibi çok fazla yani şu aradıkların hepsi sizi stunluyor. Ve bu pet bu stanların daha kısa sürede üzerinizden kalkmasını sağlıyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi hemen ufacık bir kısımda 4 tane mini boss var. Bu gerçekten çok iyi ve haritanın her tarafı böyle. Yani Bu haritayı öve öve bitiremem yani. O kadar överim ki bu haritayı nerf'lerler. Yani <laughs> mini bosslarını azalttılar yani. O, o derece iyi diyebilirim. Tabii ama şu da var yani dezavantajlı bir harita olduğu için yani çok fazla stanlandığınız için gördüğünüz gibi bu kadar fazla mini boss olması güzel bir şey. Bir yandan artısı var bir yandan da eksisi var diyebiliriz. Bu haritayı yapmak solo yapmak özellikle. Diğer gösterdiğim haritaları yapmaktansa daha da zor olacaktır. Çünkü oyundaki buglardan bahsetmiştim. Stanlardan kurtulma yeteneklerimiz var bizim. Ama onlar da çalışmıyor. <laughs> of say say bitiremeyeceğim herhalde bu videoda. Bu hataları. Neyse. Bunlardan dolayı kurtulamıyorsunuz. Bu haritayı daha da zorlaştırıyor. Partiyle yapmak, özellikle düşük level, yanınızda düşük level biriyle yapmak bu haritayı epey bir kolaylaştırıyor. Onu da zaten göstereceğim ne demek istediğimi. Burada gördüğünüz gibi yan yana 4 hatta 5 tane mini boss var. Gerçekten çok iyi. Yani ben zaten... Cilalı elmas attı bu arada. Fena değil. Şunu da söyleyeyim. Ben çoğu rün farmımı burada yapıyorum. Başka bir mape gitmiyorum yani. Anca böyle sıkılırsam bayarsa falan Kral Mahzenine gidiyorum veya Sonsuz Nöbete gidiyorum. Ama çoğunlukla buradayım diyebilirim. Çünkü bence aralarında en iyisi bu. Bir harita daha göstereceğim. Bazen de ona gidiyorum tabii ki. Onu da sırası gelince zaten göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi adım başı mini boss var. Yani ufacık bölgede 4 tane falan. Hemen temizleyelim, gidelim. Yine burada 3 tane. Hatta dörtmüş. Elim sürekli kontrolde gördüğünüz gibi çünkü rün düşerse kaçırmamak için. Bu arada şundan bahsettiğimi bilmiyorum. Tüm rünlerin düşme şansı var. Yani aslında tamam Draken veya Yonca ile fiyatlar inanılmaz yükseldi. Ancak onların zaten almak yani sırf onları alabilmek için rün şey Yonca veya Draken kasmak hiç mantıklı değil. Yani ben aslında o yama ilk geldiği zaman 3 tane mana yenileme rünü almıştım. Ancak zaten yonca ile alacağım başka bir şey olmadığı için almıştım. Fakat sırf o rünleri alabilmek adına yonca toplamak hiç mantıklı değil. Onun yerine burada zaten belki çok ya yani 10 kat daha hızlı rün topluyorsun yani yonca toplayıp o yoncalarla rün almaktansa. Ondan dolayı hani o fiyatların o kadar yüksek olması açıkçası çok bizi bağlamıyor diyebilirim çünkü buradan zaten kasıyoruz yani Ve dediğim gibi her rün atıyor yani buradan Şey de aldım ben kritik hasar rünü de aldım örneğin En değerliler onlar çünkü Atıyorum hasar rünü de aldım yani Onlar da düşüyor Ama şu da var şu anda bilmeyenler için onu da bahsedeyim Bir ründen bir rün türünden 5'ten fazlası bir şey yaramıyor onu eritiyorsunuz yani 6. aynı türden 6. bir rünün Size bir etkisi yok çünkü en fazla 5 e, adet rünlerden kullanabiliyorsunuz. Bu arada yırtıcı attı. Bu da güzel bir eşsizdir. Korucu için. Şu anda yani. Şu anki metada. Ne diyordum? Evet 6. rün. Yani bir, bir rün çeşidinden en fazla 5 tane kullanabiliyorsunuz. Limiti var. Ondan dolayı 6. aynı türden bir rün olduğu zaman o 6.yı eritiyoruz. Buradaki tek sıkıntılı yaratık yani korucu için bunu kesmesi en sıkıntılı yaratık şunlar. Çünkü yani şu yengeçler ee, bunlar kolay kolay tuzağa basmıyorlar çünkü çok büyük yaratıkların tuzağa basması imkansız gibi bir şey şu anda Aynı şekilde bosslarda da tuzak kullanamıyor korucu bu ciddi problem çünkü e, tuzak olmadan hasar veremiyoruz bile Umarım bu düzeltilir bunun benzeri sanırım cücenin e, mayınında da geçerliymiş İkisi de düzeltilir umarım çünkü yani bu iki zırh kırma cidden çok sıkıntı yani zırh kırmadan artık yaratıklara hasar veremiyorsunuz bunu da haliyle bosta kullanamayınca okçu zayıf kalıyor. Yani bu zayıf kalıyordan kastım şu tabii ki solo play'de yani tek başına oynarken zayıf kalıyor. Zırhını kıramadığınız sürece hiçbir şekilde hasar verilmiyor yani öyle diyebilirim. Bu arada hatta şundan da bahsedeyim. Madem, madem böyle hafif muhabbet tarzı yapıyoruz. Adamlar mesela hataları düzeltmektense önce gittiler haritaları zorlaştırdılar abi. <laughs> hani şey desek ya işte adamların vakti yok işte düzeltemiyorlar vesaire desek e, düzeltemiyorsan bu e, şeyi yapacak vakti nereden buldun? Artıları zorlaştıracak işte ne bileyim e, böyle gereksiz gereksiz ufak tefek bug'lar var oyunda onları düzeltiyor adamlar ama devasa olan bu bilgi drobu ve taş drobunu düzeltmiyorlar bilmiyorum işin teknik tek, tek, detayına girmek istemiyorum ama yani bunu yapabiliyorken bu dediğim ufak bug'ları temizleyebiliyorken ya da aynı zamanda Bossları zorlaştırabiliyorken işte yaratıkları zorlaştırabiliyorken bunları yapamıyoruz demek bana biraz pek açıkçası inandırıcı gelmedi. Ama umarım mantıklı bir açıklamaları vardır diyelim. Burada bu arada bu tur bitti. Gördüğünüz gibi şöyle yaptık. Hemen göstereyim. Şuradan ben genellikle şöyle yap, böyle yapıyorum yani. Şuradan başlıyorum. Burada epey bir mini boss var. Şurada epey bir mini boss var. Şurada var. Burada var. Böyle gördüğünüz gibi şuraya kadar geliyorum. Şurada da var bu arada. Buradan yukarı çıkıyoruz. Aynı şekilde şuradan sola dönüyorum. Buraları temizliyorum. Ardından dönüyorum şuralar ve burayı da bitirdikten sonra tur bitiyor. Bundan sonra ister reset atarsınız. Yani herhangi bir şehre gidersiniz. isterse daha önce gösterdiğim haritalar arasında gidiş geliş yaparsınız. Böylelikle ne olur? Bundan bahsettim gerçi. Tekrar söyleyeyim belki kaçırmışsınızdır. Şehre gidip beklemekten tekrar girmektense direkt olarak ikinci haritaya geçmiş olursunuz. Ufak da olsa bir zaman kazanmış olursunuz. Bunun dışında son bir harita daha göstereceğim. Ondan sonra da göstermeyip önereceğim birkaç harita olacak. Çünkü zaten çoğunluğun bildiği. O yüzden de göstermeye pek gerek olmadığı. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. O haritalardan da ufakça bahsedip ve şu düşük seviye biriyle partiye girmenin olayını da gösterdikten sonra videoyu bitireceğim. Diğer benim önerdiğim haritalardan birisi de bu Q9 yani A9 ara dünya haritasının ilk mapi. Yani ilk haritası. Burada görevi yapmadan gidiyoruz. Görevi yapmadan ki kastım. Hemen oyun yüklensin göstereceğim. Burada normalde oyun bize tüm bu soru işaretlerini açıp mini bossları kesmemizi bir tık engelliyor gibi. Ama bundan şu şekilde kurtuluyoruz. Bu mini bosslar çıktığı zaman bir parça bırakıyorlar. Bu parçayı toplamadığınız sürece yani bunun için ne yapabilirsiniz? Uzaktan Yaratığı kesebilirsiniz. Premium yoksa bu arada toplamıyor. Premium'la otomatik topluyor. Aslında premium'un bir dezavantajı diyebilirim bunun için. Bu taktik için yani. Her neyse. Burada gördüğünüz gibi soru işaretlerinden mini boss çıkıyor. Çoğundan yani yarı yarıya çıkıyor diyebilirim. Çoğundan çıkmıyor. Yanlış olmasın. Burada da aynı taktik dediğim gibi önümüze çıkan mini boss'ları kesiyoruz ve soru işaretlerine tıklıyoruz. Çünkü soru işaretlerinden de mini boss'lar çıkıyor. Gördüğünüz gibi vakit kaybetmeden çünkü bahsettim yani gene defalarca söyledim ama bir daha söyleyeyim. Normal yaratıklar run için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü run dropları yok. Buradan da bakalım. Burada çıktı. Burada şöyle yapıyorum ben mesela zırhı kırdım uzaklaştım. Buradan vuruyorum. Böylelikle o seal fragment dediği o görev parçasını almamış oluyorum. Çünkü o sona gelmeden hepsini toplarsanız eğer bu soru işaretleri kayboluyor otomatik olarak ve daha az mini boss kesmiş oluyorsunuz küp çıktı. Hemen, hemen şöyle bu arada kenardan alabilirsiniz. Yaklaşmadan. Ama Deluxe varsa bu olmuyor. Çünkü delik daha uzaktan topluyor. Ama dediğim gibi yani yerden çok önemli bir şey düştüyse gider alırsınız. Yani item item, item efsanevi eşsiz falan. Onun dışında size tavsiyem uzaktan kesin ki daha fazla mini boss çıkarabilirsiniz. Bir tane aldım ama dediğim gibi problem değil. 5'te 5 beş yapmadığımız sürece hepsini çıkarabiliyoruz. Önemli olan 5 tane almamış olmak. Burada da bu arada, bu yaratıklar da sizi sersemlettiği için bahsettiğim pet, yani şu pet oldukça işe yarıyor diyebilirim. Ancak bu haritada çok şart değil. Ama tapınak bölgesi haritasında olsa cidden çok işinize yarar. Çünkü orada inanılmaz fazla sizi sersemleten yaratık mevcut. Mesela yerden şu an kusurlu taş düşüyor ama e, yüksek zorluktayım. Oyun yöneticilerinin söylediğine göre yüksek zorlukta mesela minimum atıyorum cilalı düşecek veya minimum basit düşecek falan gibi. Ama o da bir hata olmuş. Ne kadar şaşırdık değil mi? Oyunda hatalı olmayan zaten nadir şeyler var şu anda. Ondan dolayı şu an kusurlu düşüyor ki bazen kusurluyu gördün, görmüşseniz almıyorum yani. Çünkü bir toz veriyor size. Bir toz da hiçbir şey açıkçası taşları yükseltebilmek için. Zaten sonuna yaklaştık. Bir tane kaldı. Bundan da çıkacak muhtemelen. Sonlara doğru gördüğünüz gibi garanti çıkıyor bu arada. O yüzden şeyleri hiç toplamamak baya önemli. Ben bu arada 4'te 5 yaptım. 5'te 5 yapsam sonda bir boss daha çıkıyor bu arada. Onu da göstereyim. Ancak o korucu karakteriyle kesmesi biraz zor. Aynı zamanda güçlü bir boss. O yüzden vakit kaybı aslında. Çünkü zaten rün düşme oranı aynı diyebilirim. Çünkü gördüğünüz gibi bak dibine giriyorum. Mantar yemiyor. Maalesef. Yani kurtlarım hiç olmaması lazım. Beni yürütmem lazım bunu mesela gelmeleri lazım ama şu an kurtlara saldırdığı için onu da yapmıyorlar. Ya yani bunu kesmesi inanılmaz uzun sürüyor diyeyim yani özetle. Bu yüzden vakit kaybı. Hiç uğraşmayın yani direkt geçin. Evet. Şimdi son olarak şu söylediğim düşük seviye biriyle partiye girince ne oluyor ona da bir bakalım. Birçoğunuz için cehennem modunu temizlemek zor olabilir. Ancak bu taktikle çok daha kolay bir şekilde düşük seviye birini buldum. Partimi alıyorum şu an ama isteğini kapatmış düşük seviye birini bulmak lazım şimdi. Bu arada düşük seviye bulduğunuz kişi için de çok iyi. Çünkü hem iyi eksp kasıyorlar hem güzel itemler düşürüyorlar. Hem de sizin için haritanın toplam harit seviyesini düşürmeye yarıyor. Şimdi adam gelirse umarım gösterebileceğim. AFK falan değilse. Şurada gördüğünüz gibi yaratıkların seviyesi 120 seviye. Bunun sebebi de artık cehennem girdiğimiz için 34 yok giremezsin ki 34 buraya. Cehennem girdiğimiz için bizim karakter seviyemizin artı 20 üstü oluyor. Hemen gösterelim onu burada. Arkadaş gelirse göstereceğiz ama umarım gelir yani. Bekliyoruz. Eleman dedik cehenneme giremezsin dedim ama belki ben yanlış hatırlıyorum olabilir yani. Aa geldi lan. Vallahi geldi. Çok iyiymiş bu arada ama şimdi yaratıkların seviyesi çok düştüğü için gördüğünüz 87 oldu. Rün düşer mi bilmiyorum. Eğer rün düşebiliyorsa süper. Bu arada bu videonun daha önce İngilizcesini çekmiştim. Onda da düzeltme yapmam gerekecek şimdi. Büyük ihtimalle onda çünkü şey dedim ben. E, 55 üstü biri olmalı dedim. Çünkü öyle hatırlıyorum. Öyle hatırlıyordum yani. Bakalım rün atacak mı? Rün atıncaya kadar deneyeceğim. Duruma göre videonun bir kısmını keserim. Yaratık seviyesi oyun partinizdeki toplam seviyeyi topluyor ve grup sayısına bölüyor. Yani biz 3 kişiyiz. 59-34 yüzü topluyor 3'e bölüyor ve yani ortalamasını almış oluyor toplam yaratıkların seviyesini. Böylelikle normalde 120 iken ben girdiğimde 3 kişiyle 84'e düşmüş oldu. Moros falan atıyor ama bakacağız. Bak elemanın biri çıktı gördüğünüz gibi seviye yükseldi 99'a çıktı çünkü 34 çıkmış oldu. Yani daha düşük bir seviye çıktığı için dediğim gibi ortalamayı aldığı için ortalamada yaratık seviyesi yükselmiş oldu. Bu arada epey bir kolaylaşıyor harita. Yani bu taktik çok çok iyi. Özellikle kesemeyenler için. Hani güzel ya sevdim. Özellikle hele böyle belki X falan da almıyordur eleman. Eğer X almıyorsa mesela PvP çarı kasanlar için güzel bir şey. Elemana bir şey anlattım. Dedi ki hızlı teleport atamıyorum şey, şeye dedi. Şehre dedi. Bunu bilmeyen çok oyuncu da görüyorum. Eğer mesela evrensel haritanız yok diyelim hızlı bir şekilde şehire gitmek için etkinlik penceresine tıklıyorsunuz. Bu bu arada ücretsiz zaten. Herhangi bir etkinliğin üzerine gelip başlat dediğiniz zaman direkt olarak mesela sizi King ile atıyor. Hani bedavadan şehir atmış oluyorsunuz. Resetlemek için seri bir şekilde resetlemek için bu epey güzel bir taktik. Tavsiye ederim yani kullanın bunu. Şunu da belirteyim bu arada. Artık yaratık seviyesi neyse düşen item seviyesi de öyle oluyor. Mesela bana bir efsanevi bir e, ayakkabı düştü mesela. Hemen bakıyoruz. 87 level. Dediğim gibi e, bunu da göz önünde bulundurun yani Tamam hızlı hızlı rün kasmak için Yani haritanın seviyesini düşürmek güzel bir şey Ancak e, Eğer yüksek seviye item lazımsa da bu istemeyeceğiniz bir şey Burada muhtemelen bu arada e, şimdi yaratık seviyesi böyle Siyah gibi görünüyor ya bu büyük ihtimalle rün düşmeyeceği anlamına geliyor ha, Bu yüzden de bir 100 level arkadaş davet ettim O girdiği zaman içeriye Yaratık seviyesi yükseleceği için Ondan sonra rün düşerse bilin ki çok düşük seviyeyle yapılmıyor bu. 55-60 seviye biriyle oluyor ama ondan eminim. Çünkü daha önce denedim ve düşüyor rün. Gördüğünüz gibi 98 seviye oldu. Büyük ihtimalle artık hem taş hem de rün düşecek. Bunu muhtemelen böyle ayarlamışlar. Bakın gördüğünüz gibi çünkü taş ve rün düşmeye baş Taş düşmeye başladıysa rün de düşecek demektir. Gördüğünüz gibi rengi değişti yaratıkların üzerine gelince sayı yani level. Gri şu demek oluyor hani çok üzerinden bir şey kazanabilmek için çok düşük anlamına geliyor. Önceden de öyleydi yani. Büyük ihtimalle bu adamlar bunu düşünüp çok düşük seviyeyle girdiğinizde şey atmamasını sağlıyorlar. Taş ve rün. Ben şey sanıyordum 55'in altı cehennem giremiyor sanıyordum. Ancak öyle değilmiş. Girebiliyor ama rün düşmüyor. Yani aynı kapıya çıkıyor diyebiliriz. Yani rün farmı açısından bakarsak düşük seviye biriyle girince rün kasılmıyor. Bu da şu anlama geliyor. 55 üzeri birini bulsanız sizin için daha iyi olur. Hem rün kasarsınız hem daha kolay harita olur. Bu arada bazen bu sandıklardan gördüğünüz gibi goblin çıkıyor. Biri açınca çıkıyorsa diğerleri açınca da çıkıyor. Onu da söyleyeyim yani bir yerde çıktı diyelim. Herkes açarsa teker teker bakın her seferinde birer goblin alabiliyorsunuz. Daha fazla item için falan güzel ama sıkıntı şurada. Yüksek zorlukta girdiğiniz zaman bunlar inanılmaz HP'si yüksek oluyor. Bu yüzden de kesmesi çok zor oluyor. Ama burada gördüğünüz gibi pek sıkıntı olmadı. Epey bir daldan dala atladık ya videoda. Ama dediğim gibi bu run olayını göstermek istedim. Yani düşük seviye ile düştüğünü ama karakter seviyesi eğer çok yüksekse düşmüyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Bu yüzden de 55 üstü bir ile girerseniz tam denk geliyor diyebilirim. Yani seviye 95 falan oluyor. Bu da üzerinden rün düşürebildiğiniz anlamına geliyor eğer yüzseniz yani. Dikkat ederseniz e, yanımda sadece 34 level eleman varken hem taş düşmüyordu hem rün düşmüyordu. Yani en azından bize düşmedi. Hem de gizemli küp düşmüyordu. Demek yani bunların drop'u genel olarak Eskiden de gerçi öyleydi gizemli küp düşmesi için seviyenize Denk bir yaratık kesmeniz gerekiyordu o kural gördüğüm kadarıyla hala devam ediyor Bu aynısı taş ve rün içinde geçerli ama Çünkü dikkat ettiyseniz yanımda sadece 34 varken taş da düşmüyordu hani rünü geçtim yani Taş düşmüyorsa buradan şu anlamı çıkarabiliriz Büyük ihtimalle rün de düşmüyor Çünkü yaratık seviyesi Fazla düşük Evet epey bir denedim. Maalesef artık şanssızlığımıza mı denk geldi bilmiyorum ama çok da fazla denemek istemiyorum. Çünkü daha önce 55 yanıma 55 level birini alıp rün düşürdüğüm oldu yani eminim düştüğünden. Ondan dolayı hani çok böyle videoda yani göstermek zorunda hissetmedim kendim öyle diyeyim. Yani düştüğüne emin olabilirsiniz. Dediğim gibi yaratığın rengi yeşil olmalı en az o. Gösterdim ya harita şey, yaratık seviyesi eğer gri ise yani 90'ın altında gri oluyor galiba 100 seviyeyken. Düşmüyor ama 55-60 seviyeyle girdiğiniz zaman tam denk geliyor o. O yüzden onu da dediğim gibi düşük seviye 1 ile daha kolay kasabilirsiniz. Onu da ekleyeyim. Onun dışında birkaç haritadan daha bahs bahsedeceğim. Büyük çöl haritası güzeldir. Kullanılabilir. Ama herkes bildiği için ben yani girip denemeyeceğim. Söylüyorum sadece. Kullanabilirsiniz. Ee, Tegan'ın sığınağı güzel bir harita. Aynı şekilde rün, kan rün farmlamak için. GTS fena değil, çok iyi değil ama seviyorsanız yapabilirsiniz. Stonekeep aynı şekilde çok iyi değil ama yapılabilir. Neden olmasın. Bu sıkıldığınızda hani haritaları değiştirebilmeniz için ben size birkaç alternatif sıralıyorum. Şundan bahsettiğimi hatırlamıyorum. Tekrar bir daha söyleyeyim. Ürünleri yükseltip, bazıları ürünleri yükseltip yani yeşile mesela rünü yeşile çektikten sonra daha fazla rün aldığını sanıyor ama ründe zarar ediyorsunuz. O yüzden eğer amacınız rün tozu toplamaksa en düşük seviyedeyken bunları toza çekin. Diğer türlü yeşile çektik çekip onu toza çevirirseniz daha az elde etmiş oluyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım ve videoyu da burada bitireyim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize bol şans. Görüşmek üzere.